Merhaba arkadaşlar. Orta Doğu Balkanların en lezzetli oyun programına, oyunun mamulleri hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay. Outlast'ta kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Artık kaçıncı bölümdeyiz? Tamamen saymayı bıraktım. Kaç bölümdür rahibi takip ediyoruz ve büyük ihtimalle şu anda bir sonuca, bir amaca ulaşacağız diye düşünüyorum. Çapele geldik. Tam burada kalmıştık. Herkes bir şekilde bize burayı gösteriyor. Kapılar kapatıldı. Bütün yollar buraya çıktı vesaire. Devam ediyorum. İkizler de burada. Bizi bekliyor. Hazır mıyım? Hazırsın. Kısa süre sonra Warlord'a katılacağız. Burada bir olaylar dönecek arkadaşlar ama emin değilim. Hadi hayırlısı. Benim işim. Onlara söylemek için yalnız kaçmalısın. Bu senin sondan bir önceki tanıklığın. Vay. Kendini falan feda edecek galiba bu ama peygamberin her zaman sözünü ettiği şey ölümden sonra özgürlüktü. Ve işte. Şurada... Şunu alayım mı? Asansör anahtarı alındı. Ölümü izleyecek ve kaydedeceksin. Artık tehlikeli değilsin. Asansörü onardım. Seni özgürlüğüne götürecek. Hepimiz özgür olacağız. Arkadan şunlar gelmesin ama... Şimdi oğlum. Hova. Valla tam böyle bir şey beklemiyordum. Hani pederle ilgili bir şey çıkacaktı ama tam bu tarz bir şey beklemiyordum arkadaşlar. Güzel not da aldık. Özellikle sonuna kadar kaydettim. Böyle bir olay önemli gibime geliyor çünkü. Bakalım. Asansör anahtarımızı aldık. Envanter. Notlar. Peder Martin'in tutkusu. Peder Martin'in İsa Mesih olarak bok yoluna ölmesi için gönderildiğimize inanıyorum. İnanamıyorum. Ve onu özleyeceğimi de hiç sanmıyorum. Falan filan söylüyorsa bu çıkmaz yolu buldum demektir. Ve anlatacak bir hikaye. Benden İncil'ini yaymamı istedi. Tüm lanet dünyaya anlatacağım bunu. Neyse devam edelim. Burada görülecek başka bir şey yok büyük ihtimalle. Şu ikisinden biraz tırsıyorum. Vay. Bu ikisi tamamen rahibin hizmetkarıymış arkadaşlar büyük ihtimalle. Devam edelim. Asansörün kapısını onardığını söylemişti. Büyük ihtimalle bir nihayete, bir sonuca ulaşacağız arkadaşlar. Lan! Daha bismillah. Gidiyoruz da nereye gidiyoruz? Oha! Bir yerden falan geldi. Onun geldiği taraftan gideceğiz büyük ihtimalle ama. Nereden? Allah kahretsin nereden? Şuradan mıydı? Çık 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 çık! Çık! Güzel. Oh. Şuradan. Ve nihayet gidiyoruz. O devam.
Bayağı bir derinlere iniyoruz arkadaşlar ama hadi bakalım hayırlısı. Yeni görev başka bir yol bu. Evet. Asansör de gitti. Oo. Biz bayağı hastaneden çıktık mı? Nereye gittik hiç? Anlam veremiyorum şu anda. Enteresan bir yere geldik. Acaba bu deneylerin yapıldığı bir üst bir karargah gibi bir yer olabilir mi diye düşünüyorum şu anda. Evet. Burası şeyi andırıyor. Bu Peder Martin bize ilk izlettiği askerlere gelenlerin ne olduğuna ilişkin bir video vardı. Bayağı uçmuşlardı, sürüklenmişlerdi falan filan. Orayı bir hatırlattı bana. Belki de orasıdır. Murkoff Corporation. Evet. Wall Rider Project. Denelerin yürütüldüğü yere geldik büyük ihtimalle arkadaşlar. Dokümanımızı alalım. Bir bakalım. Bilgeliğin onuru. Doktor Wernick'in kişisel kayıtlarından. Frankenstein, bildiği adıyla Modern Prometheus, Mary Shelley tarafından 1818 yılında anonim olarak yayınlandı. Bölüm 23 alıntı. İnsan, ağlıyorum. Bilgeliğin gururunu yaşamak varken neden cahil olunur? Son ver, bunu söylemediğini biliyorum. Evden öfke ve kırgınlıkla ayrıldım. Diğerlerinin arabulucunu etmekten vazgeçtim. Ya birçok yönden zaten hani Frankenstein'i andırdı aşikar bu deneylerin. Hastalar üzerine değişik değişik deneyler vesaire. Pilmil bir şey var mı diye bakıyorum. Ama dikkatimi çekmedi. Bayağı şey, burası devre dışı büyük ihtimalle ya. Burada da bir şeyler olmuş yani. Baya oyun şu anda enteresan bir hale büründü ya. Kamera bizi yer yer korkutuyor. Herhangi bir doküman, bir kayıt alınacak bir şey var mı diye bakıyorum ama burada öyle bir şey söz konusu değil. Devam edelim. Bayağı mezbahaya dönmüş burası arkadaşlar. Dokümanımızı alalım. Varyant otopsisi. Otopsi ön hazırlık raporu. Belgedeki tüm materyaller deşifre edildi ve Murkoff şirketleri kayıtlarının yasal bağlayıcı gereksinimlerine uyacak şekilde revizelendi. Bir Wall Rider hastasını 14. otopsi edişim. Diğerleri gibi terapiyi kabul etmesinden başka bir işaret yok. Hücre migrasyonu ve morfogenezde hafif kazanımlar mevcut. İnsan büyüme hormonunda dahil olmak üzere etkileri benzer. Fakat hissedileri kararlı bir oluşum gerçekleştiğini öne sürecek bir kanıt yok. Bunlar bağımsız yığın. Çok yorgunum. Kararlarımdan şüphe duyuyorum. Ayrılmak için tekrar talepte bulunacağım. Hastaları bir şekilde kullanmaya devam etmeleri herkesin psikolojisini bozuyor ve bunları artık kaldıramıyorum. Bana göre bunak bir nazinin deli saçması teorilerini bir kenara bırakıp majör sperm protein sistemine dayalı basit bir mekanik motor kullanmak doğru hareket olacaktır. Falan filan. Bir hokey takımını yere serecek dozda sakinleştiriciye dayanan hasta 921 sonrasında Murkoff güvenliği tarafından öldürüldü. Evet. Ya dediğim gibi bu Nazi Almanya'sına falan bir şekilde bir gönderme yapacak diye düşünüyorum oyunun sonunda çünkü. Mitlerinden, kültüründen de bahsetmişlerdi Almanların. Oyunun çeşitli notlarında ve dokümanlarında.
Devam edelim. Çıkış mı? Keşke bu kadar basit olsa ya, böyle bir kıysak camı çıksak, şuradan koşarak uzaklaşsak falan. Nereden gitsek ki? Şuraya bir bakalım. Güzel bir matematik formülünden bir not aldık ama. Ya iki notumuz var. Dağın altında. Siktir siktir falan filan. Cesedimi bulacak kişi kimseye güvenme ve kimseye anlatma. Ben deli değilim. Biliyorum. Ancak deliler böyle şeyler söyler. Fakat kanıt dolu bir kamerayla bu dünyanın izin verdiği kadar akıllıyım. İncil'den bahsetme. Alay konusu olsun istemiyorsan tüm dünyaya bunun Murkoff'un suçu olduğunu anlat. Parçalanan cesedimle birlikte tüm o pişleri toprağa göm. Ya karakterimiz de yavaş yavaş öleceğine kabullenmiş gibi bir durum var arkadaşlar, anladığım kadarıyla. Çünkü kolay değil. Şimdiki aldığımız not. Buna morfojenik motor diyorlar. Birkaç satır matematik, bir algoritma. Bizi yeniden programlayarak bir kabus harikasına dönüştürüyorlar. Kalem tahtasının üzerinde birkaç rakam var. Bana bir kemik testeresi verin ve Doktor Wernick'in cesediyle birkaç saatliğine yalnız bırakın. Ona borç hissediyorum kendimi. Yok, karakterimizin hani oyunun başındaki haliyle uzaktan yakından alakası yok. Yani tamamen etkilenmiş durumda burada yaşananlardan. Ve bu da karakter gelişimi açısından, hani hikaye inandırıcılığı açısından bence çok olumlu bir gelişme. Devam edelim. Başka yol yok zaten. Exit. Az önceki o gördüğümüz çıkışa doğru gider miyiz diye düşünüyorum şu anda arkadaşlar. Şuraya bir bakmak istiyorum. Amma ve lakin yol yok. Ama bu da bitmez oyun gibi bir his var içimde ya. Çünkü çok soru işareti var şu anda kafamda. Aha. Yok artık. Wallrider mıydı o? Evet o. Koş 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 koş. Burada. Başka da yol yok. Dümdüz gidiyorum ama. Aç 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 aç. Anam. Küçük domuz. Bu şekilde bitmez herhalde. Of. Of. Vallahi duvardan duvara vurdular ya. Of. Vallahi oyunun başından beri bizi kovalayan bir arkadaştı ama bu şekilde ölmesi benim bile içimi acıttı arkadaşlar. Resmen kıymaya döndü. Önce duvardan duvara dayak yedi. Neyse, bir not aldık galiba. Askerin ölümü. İşte ölümün böyle oldu. Tüm organların içinde parçalandı. Kemik yerinin beton bir duvara sıçradı. Un ufak oldun. Cehenneme gittin Chris Walker. Tanrı bana yardım edecektir. Fakat umarım senin ikinci bir şansın olmaz. Karakterimiz iyice acımasız bir insana dönüştü. Ben bile kötü oldum şu anda. Özellikle kamera buraya dönmüştü o ara videodan sonra diyeyim. Şuradan devam edeceğiz büyük ihtimalle ama. Buralara da gelmiştik esasında. Ses duyuyorum, over here falan, buraya gel diyor. Burası. Vay. Kameramızı açalım. Kapı da kapandı. Biliyorum, ölmüş olmam gerekirdi. Hayır. Hayır, o kadar şanslı değilim. Günahtan daha yaşlıyım ama bir şekilde sadece biri kaldı. Biri yüzünden. Bana bakıyor. Belki de babası olduğumu sanıyor. Beni gerçekten seviyor. Zavallı sersem. Bu sembolün ne anlama geldiğini biliyor musun?
Elimizde bu kadar teknoloji olmasına rağmen kullanamadık. Murkov keşfetti. Benim araştırmam sırasında geçici çözüm olarak. İnsan vücudundaki hücreleri nano makinelere çeviriyor. Hücreler doğal fonksiyon olarak molekül üretirler. Fakat psikomatik yönde işin içine katarak gerekli olarak tam molekülü üretebilecek bir mühendislik geliştirdik. Zihin maddeden üstündür. Bunu kontrol edemediğimiz fikir çok yanlış ve aptalcaydı. Çılgın adamları güçlü varlıklar yaratmak için kullanmak. Bu kayıt bir şekilde bir itiraf kaydı gibi bir şey oluyor arkadaşlar şu anda. Onu durdurmalısın, Billy'i. Yaşam desteğini kapat. Yaptıklarımı sen telafi etmelisin. O yaşadığı sürece buradan kimse çıkamaz. Onu öldürmelisin. Ana laboratuvardaki Billy'i bul. Ya arkadaşlar, bu duman şekline bürünmüş, hani Wallrider dediğimiz şey büyük ihtimalle Billy üzerinde yapılan deneyler sonucunda mu hale gelmiş bilmiyorum ama 1944'te bunun gibi bir şey başarmıştık. O faşistler bunu bir ruh zannetti. Ben de onların böyle inanmalarına göz yumdum. Yine Nazi Almanyası'na bir şekilde bağlanıyor olaylar. Bir çeşit ölümden sonra yaşamın onlara vaat edildiğine inanarak kendi kendilerini öldürmeler falan. Zavallı Alan onun rüyalarından neler yaptığımı görünce ağlayacak. Billy tehlike arz etmiyor. O sadece hasar görmüş bir beyni ve Tanrı'nın güçlerine sahip olan bir çocuk. Amma da tehlike arz etmiyor. Bu işi bitirmelisin. Hepimiz burada ölmeliyiz. Wallrider projesi biraz kar yapacak diye zavallı doktorlar ve hastaların üzerine kalabasan çöktü. Eğer onu durdurmazsan yayılacak. Tanrı'ya bunu durdurman için sana gerekli kuvveti versin diye dua ediyorum. Billy ölmeme izin vermeyecektir. Bunun ne kadar acımasızca olduğunu hiç düşünmedi. Ben sadece ölmek istiyorum. Başka bir şey söyleyecek misin? Büyük ihtimalle söylemeyecek. Arkadaşlar, az önce de söylediğim gibi o ruh görünümüne sahip olan kişi büyük ihtimalle Billy. Üzerinde yapılan deneyler sonucunda o hale geldi. Nasıl geldiğini bilmiyorum. Belki de öğreneceğiz ileride. Ölmesine izin vermiyor doktorun. Adam yaşlanmış artık, hani ölecek ama ölemiyor. İçeri girmeye çalışan askerler bir şekilde yine Billy tarafından kanımca durdurulmuş. Bu alınmıyor. Siyahlar falan artık silahlıktan çıkmış. Şimdi nereden doğru gideceğiz ama? Morphogenic Engine Chambers. Buradan mı devam? Buradan geldik gerçi ama not falan aldık mı, ona bakalım. Askerin ölümü. O ne zaman kalır falan. O kadar kayıt ettik, hiç mi şey almadı ya? Not mot almadı. Valla bu işin sonunda herkes ölmeli falan diyor ama o kadar badire atlattık. Yani oyunun sonunda bu karakter ölürse cidden üzülürüm. Buradan gittik mi? Zaten oradan geldik. Buradan gideceğiz büyük ihtimalle. Oyunumuz da kaydedildi. Bir doküman falan var mı diye özellikle bakıyorum ama varsa da ben göremedim. Şuraya bakmadık. Oradan giriş yok. Şurada da bir bakalım arkadaşlar.
Fakat benim dikkatim bir şey çekmedi. Şuradan bir üstüne tırmanma gibi bir şey söz konusu olabilir mi diye düşünüyorum. Hayır. Bir şuraya bakmadık. Yine hiçbir şey yok. Devam ediyoruz. Hangi taraf? Şuraya bir bakalım mı önce? Burası bayağı laboratuvar arkadaşlar, bildiğiniz. Burada da pek bir şey dikkatimi çekmedi. Oha! Çık çık! Bayağı artık bu buzlardan kaçar hale geldik arkadaşlar. Burada bir şey var mı? Yok. Varsa da ben göremedim. Aç. Oha! Yanlış yerden... Buradan geçiyor musun? Geç 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 geç. Uf. En ufak bir durmamamız gerekiyor arkadaşlar. Kapıyı falan kapatayım diyeceğim de hani... Bir ruhtan bahsediyoruz. Ne kadar engelleyebiliriz ki gelmesini? Nerede kaldık? Ya buralara tekrar tekrar bakmaya gerek yok. İyi bari yakın yerden başlıyoruz. Şimdi şu oradan gelmeye başladığı an... Şuradan bir zıplayayım diyorum. Sonra buradan devam edeyim diyorum. Açayım kapıyı. Ne olur ne olmaz diye de bir kapatayım. Sonra devam edeyim. Buradan geçebiliyorsan geç. Güzel. Koş 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 koş. Nereden? Kapat. Hala gelmiyor inşallah. Yok, buradan geçiş falan yok. Kapat burayı da. Döküman. Tanrılar ve canavarlar. Wernicke'in kayıtları büyük ihtimalle. Ne oğula ibadet edin, ne de hastaların sanrılarının ideallerinizi etkilemesine. Bu teknolojiye duyarlı herhangi biri, diğer dindarlık hayallerinin peşinden gidenlerin asla başaramayacağı bir üstünlük katar kendine. Ne zaman kaos içinde kalsak Tanrı'ya yakarıyoruz. Şimdi yeterli gücü elde ettik ve bize hep yok eden o inanca sarılmanın manası kalmadı. Aklınızı başınıza alın, etki altında kalmayın, unutmayın sizler bilim adamlarısınız. Bilim adamı olsan ne olacak? Hepsi gebermiş gitmiş. Arkadaş bu biliden kaçış da yok yani. Ruh sonuçta. Evet. Bayağı haysiyetli bir yere geldik arkadaşlar şu anda. Kayıt da aldık, güzel. Herhangi başka bir doküman vesaire. Dikkatimi çeken bir şey yok. Nota bakalım. Wernicke'in makinesi. O meşhur makine bu arkadaşlar işte. Hiç okuyamıyorum şu anda. Besleme odaları, haberci moleküller, internetten okuduğum nanoteknoloji makalelerinin unuttuğum içeriği, sanırım sarhoştum ya da dalıp gitmiştim. Onu nasıl yok edeceğimi neredeyse hiç bilmiyorum. Fakat bile bunun merkezinde. Bul onu, öldür, bu işi bitir.
Yeni görev yaşam destek sıvısı deposunun vanasını kapat. Bu ne döküman güzel. Morfojenik motor odası uyarıları. Vital sistem 1. Yaşam destek sıvısı deposuna gelen zenginleştirilmiş oksijenli bilmem ne hastanın tedavi seyrine göre devamlı surette değiştirilmesi gerekir. Hastanın acı çekmesi ve deneyin bozulması gibi vaka meydana gelebilir aksi takdirde. Vital sistem 2. Elektrik kaynağı Outlab jeneratöründen sağlanır ve desteklenir. Outlab jeneratörüne saatlik olarak yakıt ikmali yapılmalı ve bakım uygulanmalı. 3. Vital sistem 1 ve 2'de meydana gelecek bir terslikte yaşam ünitesi arıza emniyeti devreye girecek. Koruma lokalize edilecek ve teknisyenler gelene kadar minimum düzeyde yaşamın süreceği şekilde fonksiyonlar devam edecektir. Arıza güvenlik devreden çıkarırsa hasta anında ölecektir. Bizim de yapmamak istediğimiz şey büyük ihtimalle şu anda bu. Bütün sistemi... Aa. Biri bu olabilir mi acaba? Not da aldık. Biri çıkabilir ama. Biri hop. Birinin hasta raporlarına göre 23 yaşında olması lazım. İçindeki derin yaraların onu 50 yaşında bir adamdan farksız kıldığını görebiliyorum. Sen ölmek bir çeşit iyilik sayılacaktır. Vay be. Oyunun başından beri ismini zikrettiğimiz Billy bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hala yaşıyor sayılır tabii bunu yaşamak denirse. Bu bir iki bölüm önce de görmüştük arkadaşlar. Bu şu tarz şeyleri izletip de hani bir mana yükleme falan filan. Sürekli bakın gözleri de açık zaten. Bir şekilde izlettiriliyor. Ruhumu etrafta dolanıyor artık. Beynimi etrafta dolanıyor ruha benzeyen şey. Bilmiyorum ama Billy bu. Ondan eminim. Diğer fanuslara bakıyorum. Boş mu hepsi? Bu arkadaş yine burada. Birisi bir çatlamış falan. Birisi bayağı herhalde içindeki ne varsa parçalanmış arkadaşlar. Bir tek biri makinede şu anda sağ. Herhangi başka unuttuğum not veya da doküman varsa okumadığım onlara da bakayım. Yok. Billy'yi devre dışı bırakacağız arkadaşlar. Bakıyorum orada yol var. Burada da yol var. Arkadaşlar büyük ihtimalle oyunun sonlarına yaklaşıyoruz. Öyle bir izlenim bıraktı bende şu anda bulunduğumuz ortam. İsterseniz bu bölümü burada sonlandıralım. Ne bu arıza güvenlik sistemi aktiviteleri kapatılamıyor. Büyük ihtimalle işte o 3 aşamalı mı 2 aşamalı mı bayağı bir şeylere kapatacağız. En sonunda buna basacağız diye düşünüyorum. Çünkü şu anda basılmıyor. Ve Billy'yi iptal edeceğiz. Zaten akılda kalıcı bir yer oyunumuzda kaydedildi. Bu bölümü burada bitirelim isterseniz. Biraz kısa olmuş olabilir ama tam böyle buradan devam etmek istiyorum çünkü kaldığım yerden. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.